Arkadaşlar, şimdi sizlerle beraber Mastek anahtarlık kamerayı inceleyeceğiz. Anahtarlık gizli kamerayı. Kutumuz böyle. Şimdi ürünü açalım. Ürün direkt böyle geliyor bize. Böyle Mastek yazılı bu kağıt çıkartılıyor. Ürünümüz burada kalsın. Bu köpük. Şuradan kartonumuza bir adet USB kablo çıkıyor. Anahtarlığı takmamız için anahtarlık çıkıyor. Şuraya takabiliyoruz onu. Böyle. Bir adet kullanma kılavuzu. Şu. Garanti belgesi bu. Kullanma kılavuzu bu. Böyle. Fonksiyonel falan filan. Böyle uzun bir kağıt. Böyle bilgileri yazıyor. Bu da garanti belgesi. 2 yıllık bir garanti belgesi var. Şurada 2 yıl. Böyle. Şimdi ürünümüze geçelim. Ürünümüz böyle. Açtığımızda ürünümüzü şu on off tuşu. Şu iki tuş çalışmıyor. Zaten belli böyle basınca çalışmıyor. Bu tuşa basıyorum şu an ben. Nasıl tuttuğumuzda şu an ışık yandı. Burada turuncu gözüküyor ama fakat bu ışık sarı. Sarı renk. Açıldı. Şimdi her şey yapmaya hazır. Buraya basınca bir adet fotoğraf çekiyor yanıp sönünce. Burada. Buna basılı tuttuğumuzda böyle video çekimine başlıyor. Tabi şu an başlamıyor. Kartımızı takmamız lazım. Kartımızı bir alalım şuradan. Böyle kartımız. Şu. Burada kart girişi. Burada USB. Burada resetleme tuşu. Ve burada bir adet kamerası ve mikrofonu. Böyle bir takalım bu kartımızı. Bunu dikkatli takmamız lazım. Aksi takdirde içine kaçabilir. Çok yavaş bir şekilde takmamız lazım. Şu an taktım. Ürünümüzü açalım. Böyle şu an ışığı yandı. Şimdi her şeyi yapabilir. Tabii biz yönetirsek ışığı yanıyor. Buraya bastığımızda, basıp bıraktığımızda bir adet fotoğraf çekiyor. Şu an çekti. Buna 2-3 saniye boyunca basılı tutarsak video başlayacak. Şu an bir basılı tutalım. Şu an video çekimine başladı ve ışık söndü. Bunu her türlü şeyde kullanabiliriz. Videoyu çekiyor şu an. Video çekiminde. Durdurmak için bir daha buna basıp üst tuşa basıp bırakacağız. Ve sonra kapatma tuşuna basılı tutup video kaydedilmiş olacak ve ürün kapanacak. Böyle ürün. İstersen şu anahtarlığını takalım. Şuradan böyle. Oradan geçirip böyle taktım yani. Böyle oluyor. Anahtarlığınızı takıp böyle kullanabilirsiniz. Kullanma kılavuzuna bakalım. Böyle. Tüm modelleri hangi modeli karşılıyorsa burada gözüküyor. Bizim 45-70 olması lazım. Kutuda yazıyor. Şöyle. 45-53 modeliymiş. Su üstünde olması lazım. 45-53 işte burada bir yerlerde. Bu yani format. Hepsini gösteriyor. Arka tarafa bakarsak arka tarafta da İngilizce gösteriyor. Burada İngilizce. Burası Türkçe. Böyle birkaç tane tutayım. İsterseniz okursunuz. Şöyle. Bu böyle. Ürünümüz de böyleydi. Kutusuna gelirsek kutusu böyle Mastek yazılı bir şey. Burada bize gönderdikleri hafıza kartı ile ilgili. Kaç tane hafıza kartının kaç GB'lık yolluyorsalar ondan. 1, 2, 4, 8, 16, 32. USB modelini gösteriyorlar burada.
808 car case diyor. Anahtarlı kamera diyor. Araba anahtarlığı şeklinde. Mikro kamera diyor. Video format hepsi yazıyor burada. Kutu böyle burada İngilizce olarak. Şarjım var. Hepsini gösteriyor. Kablolu böyle. Size bilgisayardan şimdi göstereceğim. Nasıl tarihini, saatini, nasıl ayarlıyorsunuz onları ve hepsini göstereceğim. Videoyu nasıl videoları ve fotoğrafları nasıl gösteriyor onu göstereceğim. Şimdi önümüzü USB'den taktım arkadaşlar ve bilgisayar gösterdi. Flash bellek olarak algılıyor bunu. Böyle dosyaları ve seçenekler için kursörü açalım. Burada Dikaim ve Tek yazıyor. Tek'e tıklayınca burada tarih saati gösteriyor. 2012 yazıyor. Bunu 2015 olarak değiştirebiliyoruz mesela. 5. Bunları silip değiştirebiliyoruz böyle. 21. saniye. Bu saat. Bu saat. Bu tarihi. Böyle. Kapatalım. Kaydetme diyelim. Buradan Dikaim'den foto ve %100 medya diye bir şey var. Burada videomuz var. Bu videomuz çektiğimiz videoyu bir açalım. Videoyu biraz bulanık çektik tabi. Videoyu anlatıyorum şu an. Böyle. Başa saralım videoyu. Ve kapandı. Böyle. Fotoğrafları bir açalım. Çektiğimiz fotoğrafları. Bir tane çekmiştik. O da siyah çıkmış böyle. Böyle arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.